Ben en son neyi izledim? Hatırlamıyorum. Şuradan başlayalım. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yaptım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yaptım. Anası sikiyim. Çok iyi sahne. Çok iyi sahne. Bir daha yoracağım. Cevap ver! Ben yapacağım! Son olarak şunu da ifade... Ne oluyor? Hadi söylesene! Ya o hayır, hayır, tamam. Ben yapacağım! Bunlar niye dövüşemedi? Da ifade etmeye çalışalım. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de gene çekin. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de gene sus lan bana. Çalışalım. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde öğrendik. Bunun of. Da of. Terk edersen, eğer beni terk edersen o gece Meryem'le o arabada olduğunu herkese söylerim. Seni öldürürüm. Nasıl yani? Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye koydun? Seda Hanım'la bizim aramızda gizli saklı yok. Hiç beklemeyeceğim. Şuraya doğru at oraya onları. Nerede biliyor musun Seda Hanım? Burama para koydum. Aferin sana. Tabii ki lazım olur yetmez diye. E bu poşette de yer kalmayınca buraya. Baharat. Baharat koydum. Ay bayıldım. Bayıldım. He. Vanilya. Koy. Bir de. Ne güzel ısınmış kız. Market alışveriş listemi koydum. Yetmedi arabayı da beline bağladı. Evet. Ya ben burada inebilir miyim? Ya ben inmek istiyorum. Yanlış minibüse binmişim. Abi. Ya ben karşıya geçmek istemiyorum. İneyim. Ya. Köylü. Boğaz Köprüsü'nde araba mı durur? Ayrıca Boğaz Köprüsü'nden geçen minibüs de ilk defa görüyorum abla koyayım. Hani böyle bir hat mı var? Bir armiye müzik yapması için yardım etmeyeceksin değil mi baba? Egzolar ne zamandan beri armilere ders vermeye kalkıyor ha? Bizim başarımız ortada. Billboardlarda hepinize gösterdik BTS'in dünyanın en iyi müziği olduğunu. Alo ne diyorsunuz? Tamam sen... Makyaj bir prova görelim. Hocam şimdi kafama sıkıyorum. Ölmeden sürüne sürüne arabaya mı gideceğim? Aynen. Ölmem arabaya gidene kadar ölme. Ölme. Kafama sıkacağım ölmeyeceğim. Aynen. Aynen. Tamam. Yâre Selma Şen, 42 yaşında erkek kuaförü. Çocukluğundan beri çare bulamadığı bir hastalığı var. Joker hastalığı.
Amına koyayım, Mustafa görmesin bunu. İşte böyle aniden dokunduğunda gülmeye başlıyor. İşte böyle aniden dokunduğunda gülmeye başlıyor. Peki muhabirin tadını kaçıklığını görüyor musunuz? Aniden... Muhabir RP'yi hiç sevmiyor belli. Aniden dokunduğunda gülmeye başlıyor. Cümlenin sonunda şey koyacak gibi, amına koydum. Dokunduğunuz anda gülmeye başlıyor, amına koydum. İşte böyle aniden dokunduğunda gülmeye başlıyor. Nefes alınca biraz kendine geliyorum. Daha fazla olduğu zaman bayılmak. Artık herkes ayağını denk alacak. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem Sayır is back. Wow. Yani ne bileyim, bankalara filan başvur, kredi çek. O gibi fırsatlardan yararlan ve kendine güzel bir çanta al, olur mu? Çünkü tüp mide olduğu için... Tüp mide ne demek? Ayrıca tüpten bir şey mi koydular buraya? Yok, tüp şeklinde, midenin şekli. Çöpleri. Toplayayım. Ne yapıyorsun be? Adam Melisa'yı çöpe attı, amına koyayım. Aç ağzını. Miran Hanım, Yener Hanım, Miran Hanım. Geliyor, 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 geliyor. Hadi, 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 hadi. Tabii siz orada rahatsınızdır da. Geliyor, 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 geliyor. Hadi, 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 hadi. Tabii siz orada rahatsınızdır da, şoför bey. Kendisi önde, ooo, keyif çatıyor, biz burada. Koltuk rahat mı şoför bey? Yastık lazım mı, yastık da koyalım istiyorsanız. Görüyorum da pencereniz de açık. Ooo, efil efil esiyordur da şimdi oralı. Ben yanımda 3 boyutlu gözlüğümü getirdim. Yemekleriniz benim masama geldiğimde ilk 3 boyutlu gözlükle bakacağım ki tanımlayamayacağıma o kadar eminim. Geldiğimde daha 3 boyutlu gözlüğümü getirdim. Yemekleriniz benim masama geldiğimde ilk 3 boyutlu gözlükle bakacağım ki tanımlayamayacağıma o kadar eminim. Okulda telefon yasak canım. Akşam giderken alırsın benden. Hocam ama ilk günüm diye şey yaptım, ben bilmiyordum. Alırsın canım. Hocam ne olur bakın, söz yarı getirmem, çok önemli telefon bekliyordum, ne olur ne olur geri verin. Justin Bieber ararsa ben haber veririm sana. Hayatında değil mi? Evet. Ha? Sen bunu beğendin ya da beğenmedin geçmişte. Olabilir. Evet. Eyvallah. Ama sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyeceksin birader. Bu insanın hayatında bir adam var. Hele ki benim gibi bir adam var lan. Ne talip değilim. Anladın benim mı? Zaten o yüzden. Talip sen ne ol ya da olma. Fark eden ne? Halide Hanım. Benimkinde azıcık. Alfa'ya alfalığını söyleyeceksin. Alfa'ya diyeceksin ki sen alfasın. Ki kendini beta sanmasın. Şükrü hoş geldin. Var bir de bir şey çıktı. Bakayım bir daha, o ne? Tereyağının. Bu hikayeyi size daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Kapadokya'dayız. Lise gezisi. Mustafa var tabii ki her zamanki olduğu gibi yanımda. Cool story Bob falan atmayın. Harbi doğru hikaye anlatıyorum. Ondan sonra... Anlatmıyorum amına koyayım. Anlatmıyorum. Ben bol yağlı dedim ya. Aa, ben çorbada tereyağı beraber kullanmadım. Bu ne? Zeynep Hanım, nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Oğlum anlat desenize.
Anlat desenize. Trip attım ya. Ha tamam. Anlatıyorum. Neyse Kapadokya'dayız. Mustafa var yanımda. Ondan sonra çok acıktık falan filan. Bir de liseden arkadaşlarımız falan var. Sonra dedik ki... Sonra dedik ki... bir şeyler yiyelim. Sonra gittik şeye... bir tane gözlemeciye. Gözleme aldık, yedik falan filan. Bizim Berk diye bir tane arkadaşımız var. Berk de gözleme aldı, yiyor. Ondan sonra Berk dedi ki... Bu gaz kokuyor bu çakmak amına koyayım dedi, tamam mı? Gaz kokuyor bu gözleme dedi. Ananı sıçayım. Spoiler da verdim ya. Sıçtı bir kelli içine, anlatmıyorum ya. Çakmak çıktı gözlemeden. Oldu bu. Çakmak çıktı. Gözlemenin içinden çakmak çıktı. İsminizi hatırlıyor musunuz? Zeynep. İyi geceler. Aşkların en güzeli, en özeli, en süperi. Ne yapıyorsun? Feyzi Hanım'ın keşif çorbası demek yerine aslında şehriye çorbası diyebilirdiniz. İsmi bunun tarih sorduran çorba Aslı. Ben daha mütevazı yapıp kendi ismimi koydum. Yani o pek müte... Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ne seni aldattığını düşünmedi. Senin haberin vardı onlardan, biliyorum, duydun. Sesi duydun. Duydun, bütün sesi, bütün her şeyi duydun. Her şeyi duydun. Ona rağmen, evet, kapıda insanlar vardı. Git. Her şeyi duydun. Duymana rağmen devam ettin. Git. Çok vicdansızsın gerçekten ve ben senin gibi bir adamı seviyorum. Bu dizi mi? Bu dizi mi? Şu anki. Bu Kısmet Soğulur'a benzemiyor. Dizi mi bu? Gerçekten vicdansız bir adamsın. Vicdansız bir adam. Hadi bırak. Ağzını aç. Aç. Çiğne. Çiğne. Kerem. Benimle evlenir misin? Ağzını sikeyim. Ne oldu lan? Benimle evlenir misin? Yapabilirsin, özgürsün. You free, okay? Nice İngilizce abi. Bu arada Alperen 5 TL olmuş. Reis bir şey soracağım. Hiç Beylikdüzü'ne gittin mi? Gittiysen beğendin mi? Hiç Beylikdüzü'ne... Bir kere Beylikdüzü'ne gittim. Arkadaşım arabasını kaplatacaktı. Onun için gittim. Fela değil. Lom 5 TL olmuş. Başkan sence YouTube'da yenilere yer kaldı mı? Herkes yerini kaptı mı? Bilmiyorum kanka. Çok değişik bir konseptle girmezsen bence kaptı. Savaş Baş Kademe 1 ile abone olmuş. Hoş geldin abicim aramıza. Devam. Kalede kim var forvet defansta? Ceza ve Funky DJ Funky Scottie Butler. Yes nene. Eser kazandı 3-2. Zaman girmiş bir ilişkide. Oh, bir dakika. Come on, bro. Bir dakika. Adam iki tribe girecek mi bırakmadınız amına koyayım. Bir dakika.